Selamlar dostlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere birbirinden güzel 10 oyunu sizler için derledim. İyi seyirler. 10 numara The Long Dark. Listemizin ilk başındaki oyun bir hayatta kalma oyunu. Dondurucu soğukta kendimize yiyecek, içecek ve kalın giysiler bulup hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oynanışı, tatlı grafikleriyle The Long Dark listemizde 10. sıradaydı. Dokuz numara Need for Speed The Run. Mafya ile başı derde giren baş karakterimiz Jack'in bu dertten kurtulması için San Francisco'dan New York'a kadar sürecek olan bir yarışı kazanması gerekiyor. Oyunda gerilim sahneleri cutscene'lerle desteklenmiş. Bu da oyunun en güzel yanlarından biri olmuş. İlk defa bir Need for Speed oyununda araç haricinde aynı zamanda karakterimizi de yönetebiliyoruz. 8 numara This War of Mine. Bugüne kadar oynadığımız savaş oyunlarında hep öldüren, hep savaşan taraf olduk. Fakat This War of Mine'da durum böyle değil. Oyunumuzda savaşta sivillerin ne kadar çok zorluklar çektiği ve bu savaşın arka planında kalanların hikayesi anlatılmakta. 7 numara Dying Light. Steam indirimlerinde DLC'leriyle birlikte 20 TL'ye aldığım Dying Light oyuncuya bir sürü özellik sunuyor. Bu özelliklerden en önemlisi oyunun hikayesini multiplayer bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ve sıkı durun, oyunda Türkçe isimler ve Türkçe yerler var. Bunun nedeni ise Türkiye'den Harran'ın Dying Light'te geçmesi. 6 numara Layers of Fear. Yeni nesil bir korku oyunu arıyorsanız Layers of Fear tam size göre. Unity oyun motorunu kullanan Layers of Fear bize çok güzel görseller sunmakta. Oyun yaklaşık 2 saat sürmekte ve bu 2 saat içinde korkacağınıza garanti verebilirim. 5 numara Inside. Daha önce adını Limbo oyunundan duyduğumuz Playdead tarafından geliştirilen iki boyutlu bir bulmaca platform oyunu kendileri. Çok tuşlu, karmaşık oyunları beceremeyenler için oyun sadece 4 tuşla oynanmakta. Oyun sadece yön tuşlarıyla oynanmakta. 4 numara Mafia 2. En baba oyunlardan biri olan Mafia 2 size muhteşem bir oyun deneyimi sunacak. Oyundaki mafya ofisine temizlikçi olarak girip mafya ofisini bombaladığımız bölümü hala unutamıyorum. Oyunu ilk oynadığımda tek seferde bitirmiştim. Yaklaşık 8-9 saat sürmüştü. Ayrıca oyunda 2. Dünya Savaşı bölümü de var. 3 numara Witcher 3 Wild Hunt. Devasa açık dünyasıyla, oynanışıyla, karakterleriyle kalplerde taht kuran Witcher 3 Wild Hunt sizlere bir oyunda başka ne olabilir ki dedirtecek türden bir oyun. Ayrıca oyunun DLC'leri de ayrı bir oyun gibi diyebiliriz çünkü çok gelişmiş. Oyunda her şey gelişmiş yani. Başka bir şey demek istemiyorum açıkçası.
Ve oyunun yakın zamanda Netflix'te bir dizisi de yayınlanmıştı. Ona da bakabilirsiniz. İki numara, Call of Duty Modern Warfare 2. Çoğu insanın kalplerinde taht kuran Captain Price'lı, harikulade bölüm tasarımlarıyla Modern Warfare 2 listemizde ikinci sırada yer alıyor. 31 Mart 2020'de oyunun remaster sürümü de çıkmış bulunmakta. Bilgisayarınız kaldırıyorsa onu da oynayabilirsiniz. Yenilik her zaman iyidir. Ve geldik listemizin birinci sırasına. Listemizin birinci sırasında Half-Life var. Sadece Half-Life ile kısıtlamayalım. Half-Life 2 de listenin içerisinde yer alsın. Half-Life çok çok iyi bir oyun. Yani çıktığı yıla göre. Fakat hala yani oynadığınız zaman cidden bu oyun çok güzelmiş diyeceğiniz bir oyun. Half-Life oynamak istemiyorsanız grafiklerinden dolayı Black Mesa adlı bir remastered sürümü diyebileceğimiz bir oyunun yenilenmiş hali var. Ben onu oynamanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 8 GB bir oyun. Oyun Valve tarafından yapılmamış ama gayet güzel yapılmış açıkçası. Black Mesa'yı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yenilik her zaman iyidir. Bugünkü listemizin sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.